Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün serimizin 15. tarifine geçtik. Sıra Burdur'da. Burdur'un meşhur bir lezzetini yapacağız. Ceviz ezmesi. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Bugün kullanacağımız çok bir malzeme yok. 4 parça malzememiz var. 1 kilo 7,5 su bardağı irmik kullanacağız. Ben bugünkü tarifimizde 3 numara irmik kullanıyorum. 1 kilo cevizimiz var. Bu ölçüler fazla gelebilir. Eğer isterseniz bu ölçülerin yarısını yapabilirsiniz. Bütün ölçüleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 kilo şekerimiz var. 5,5 su bardağı geliyor. 1 su bardağı su kullanacağız. Öncelikle ezmemizin şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremizi ocağa aldık ve ocağımızı yaktık. İçerisine 1 su bardağı suyu ekliyoruz. Ve ardından 5,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Su ve şekeri güzelce karıştıracağız. Tarifimiz gerçekten hem çok pratik hem de fazla bir malzemesi yok. Az malzemeyle ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. Şeker ve suyu güzelce karıştırdık. Orta ateşte kaynatacağız. Şerbetimiz kaynarken biz de diğer taraftan cevizleri seçip doğrayacağız. Öncelikle cevizlerimizi tezgaha alıp seçeceğiz. Cevizleri ister robotta, ister bu şekilde bir tane merdane ile veya isterseniz havanda dövebilirsiniz. Çok fazla ufatmayacağız. Un gibi olmayacak. Birazcık iri tanelik olması gerekiyor. Ben bu şekilde merdane ile güzelce ezeceğim. Şekerimiz kaynamaya başladı. Çok fazla kaynatmayacağız. Kıvamı bayağı bir koyu. Hemen hemen böyle ağda gibi. 2-3 dakika kaynarsa kısık ateşte bizim için yeterli olacak. Çok fazla kaynatırsak şekerleme yapabilir. Şerbetimizi 2-3 dakika boyunca kısık ateşte kaynattık. Artık yeterli. Bundan sonra çok fazla kaynatmayıp ocağın altını kapatıyoruz. Ceviz ve irmiği hazır eder etmez şerbetle buluşturacağız. Cevizlerin hepsini güzelce küçülttük. 1 kilo ceviz ve 1 kilo irmiği güzelce karıştıracağız. En başta da söylediğim gibi bu ölçüler çok olabilir. Sizler bu ölçünün yarısını yapabilirsiniz. Biz biraz fazla yapıyoruz. Misafirlerimiz oluyor. Konuya komşuya gönderiyoruz. O yüzden şöyle yarım ölçü bazen fazla yapıyoruz. İrmik ve cevizi şekerle buluşturacağız. Bütün malzemeyi güzelce birbirine yedirmemiz gerekiyor. Şimdi görünüş itibariyle su ve şeker oranı az gibi gözüküyor. Bu kadar malzemeye yetecek mi diye gözüküyor. Bu aşamada çok iyi karıştırmamız lazım. Çok güzel ezip dövmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde kıvam alıyor. Tenceremizi tezgahın üzerine aldık. Ocak üzerinde yüksek olduğu için bayağı bir zorladı. Çünkü yaptığımız işlem de gerçekten çok zor. Bu şekilde karıştırması biraz insanı yoruyor. Bu aşamada çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakikadır bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş kıvam alacak. Çok az da sıcak su ekleyeceğiz. Tabi biraz karıştırdıktan sonra su eklememiz gerekiyor. Evet, bu aşamada şöyle 1 su bardağı sıcak su ekliyorum. Vallahi bayağı yorucuymuş. Yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde eziyoruz. Kıvam almasını sağlıyoruz. Çok az kaldı. Yavaş yavaş kıvama geliyor. Yani bunu hamur yoğurma makinesinde yapabilir miyiz bilmiyorum. Tutar mı tutmaz mı denemek lazım. Ama biz geleneksel yöntemle yaptık. Burdur'da nasıl yapılıyorsa biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Efendim, yaklaşık 15 dakikadır bu şekilde dövmeye devam ediyoruz. Zannedersem buradaki en büyük amaç cevizlerin yağını çıkartmak ve biz de onu başardık. Cevizlerin yağı çıktı ve ezmemiz de güzel bir kıvam almaya başladı. Şöyle göstereceğim, artık birbirini tutuyor güzelce. Kıvamı güzel oldu ama bayağı bir yordu. Çok az kaldı. Şöyle 1-2 dakika daha bu işleme devam edersem ardından tepsiye dökeceğiz. Artık yeterli. Kıvamı çok güzel oldu. Tepsiye alacağız.
Şöyle bir tepsi kullanacağım. 25'e 35 boylarında. Biraz da kalın olması istiyorum. Gerçi bunun bir büyüğü de var ama ona yaparsak çok ince olur. Ben buna yapacağım. Birazcık kalın olması istiyorum. Ezmemizi tepsiye alıyoruz. Bu tepside sanki biraz daha kalın olacak. Bakalım, önce bir koyalım. Çok kalın olursa çaresi var. Diğer büyük tepsiye geçiririz. Bence hepsini alacak. Bu tepsiyi kullanacağım. Çok az kaldı. Bunları da koyduk mu tamamdır. Ezmenin hepsini tepsiye aldık. Bu aşamada ezmeyi tepsiye orantılı bir şekilde yayacağız. Kaşık yardımıyla birazcık düzelttik. Sırada merdanemiz var. Merdaneyle hem düzelteceğiz hem de aşağı doğru birazcık baskılamış olacağız. Çünkü atlarda boşluk kalmaması gerekiyor. Hatta isterseniz şöyle birazcık tezgaha vurursanız daha sıkılaşır. Bir tane spatula yardımıyla ezmemizin üzerine düzleyeceğiz. Tarifimizde pudra şekeri kullananlar da var. Ama biz pudra şekeri kullanmadık. Tepsinin altına veya tatlının, yani ezmenin üzerine birazcık pudra şekeri döküyorlar. Biz ihtiyaç duymadık. O yüzden pudra şekeri kullanmadık. Bence güzel oldu. Artık yeterli. Çok da fazla uğraşmayalım. Evet, bu aşamadan sonra ezmemizi dinlenmeye bırakacağız. Oda sıcaklığında yaklaşık 2-3 saat boyunca dinlendirip ardından gelip servisini yapıp tadımını yapacağız. Ceviz ezmemizi birkaç saat dinlendirdik. Şöyle göstereceğim. Bayağı bir sertleşti. Bakın. Kıvamını bulduk. Bakalım tadı nasıl olacak. Önce dilimleyeceğiz. Şöyle baklava dilimi, mekik dilim dediğimiz dilimden çıkaracağız. Gerçekten sertleşmiş bayağı. O da şekerin sayesinde oluyor. Çünkü suyu az, şekeri çok kullandığımız için şeker bekledikçe irmiği ve cevizi katılaştırıyor. Çok fazla kesmeyeceğim. Şöyle 4 dilim keselim. Ondan sonra kalan kısmını da keseriz. Şimdi sıra geldi mekik dilimi çıkartmaya. Evet. Şöyle yakından göstereceğim. Mekik dilimi çıkarttık. Bakalım ezmemiz nasıl olmuş. Biz küçük tepsi yaptığımız için biraz kalın oldu. Zaten kalın olmasını istiyorduk. Kıvamı gerçekten güzel. Evet, sonuncu ezmeyi de tabağımıza aldık. Çok güzel oldu gerçekten. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Güzel bir lezzet yaptık. Bakalım tadı nasıl olmuş. Tadıma geçmeden önce şöyle görsele düzgün dursun diye biraz da fıstık dökeceğim. Tabii hepsine değil, birkaç tanesine şöyle azra azra fıstık koyacağım. Fıstığını da koyduk. Fotoğrafını çekip tadımını yapabiliriz. Sıra geldi tadıma. Bakalım ezmemizin tadı nasıl olmuş. Kıvamı gerçekten çok güzel. Sert bir kıvamda. Ha, çok da sert değil. Böyle içi birazcık yumuşak. Ama bizi bayağı yormuştu yani. Kol kası yaptık. Döve döve gerçekten bizi yordu. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Vallahi değişik bir tarif. İçinde yağ yok, un yok, yumurta yok. Yani irmiğin bu şekilde birbirini tutması gerçekten çok garip.
Çok da güzel olmuş. Arşivimize bir tarif daha girmiş oldu. İyi ki de öğrendik, iyi ki de yapmış olduk. Çok nefis olmuş. Şu da var. Birçoğunuzun bildiği üzere cevizi çok sevmiyorum. Cevizi çok sevmeme rağmen gerçekten lezzetli olmuş. Efendim, gördüğünüz gibi bugün de güzel bir lezzet yaptık. Burdur'un sevilen lezzetlerinden bir tanesini sizler için paylaşmış olduk. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Burdur'a, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese saygılar, selamlar.